Dünyada ve Türkiye'de bir ilk olan konsept Ocakçı Holding'den 15 milyon TL yatırım aldı ve direkt Türk kripto borsasında ön satışa giriyor. Haberini çok yakın zamanda aldım. Sadece birkaç günümüz var. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Yani daha fazla zamanınızı almıyorum. Siz bu videoyu beğendikten hemen sonra bölümümüze geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar dünyada ve Türkiye'de bir ilk dedim, neyle alakalı bu? İzmir token, yani bir şehre, bir yere token oluşturmak. Bunun özelliklerine bakacağız ama nereye doğru ilerlediğimizi görebiliyorsunuz değil mi? Blockchain teknolojisi olarak benim de 5 sene yaşadığım İzmir gibi harika bir şehrimize güzel bir token çıkartıyorlar. Ve bunu da direkt Türk borsasında 29 Ekim'de çok da manidar bir günde ön satışa sunuyorlar. Dediğim gibi yakın dönemlerde haberini aldım. Ben de gireceğim ön satışa. Öyle olunca sizlere de haber vereyim dedim. Bu proje Ocakçı Holding'den 15 milyon TL yatırım aldı bile. Bu güzel bir haber. Onun dışında Dubai'den de İzmir token'a bayağı bir destek gelmiş. Bu gibi özellikler ve kendi platformunda hani token çıkartıp orada ön satışa girmektense direkt borsa üzerinde yapıyor olmaları da çok daha iyi. Hem proje için iyi, hem yatırımcının güvenini kazanmak açısından iyi. Ama hangi borsadalar? Arkadaşlar yakın dönemde açılmış, benim de daha önce de size başka bir ön satışta da söylediğim BizetMEX borsası var. Burada 29 Ekim'de satışa başlayacaklar. Token'ın kendisi IZMR şeklinde, İzmir şeklinde yazılıyor. Totalde 200 milyon arzı var ve BSC anda. Ama şu konuda bilgilendireyim sizi, %5'ini buradan airdrop yapacaklar. Yani buradan o şekilde de kazanma şansımız olacak. Türk bir girişimci olan Barış Turgut tarafından yapılmış ve aslında benim girmek istememin ve hoşuma gitmesinin sebebi şu. İzmir'in yerel ekonomisini küresele taşımak, yerel işletmeleri, girişimleri desteklemek, İzmir'de turizmi de desteklemek için bu dijital dönüşümü hızlandıracak türden. Yani bir nevi turizm, kültürel, ticari anlamda kalkındırmayı hedefliyor. Ama bunu nasıl yapacak? Şimdi bir şehir token'ından bahsediyoruz. Bundan ne beklenebilir değil mi? NFT'ler yapmayı planlıyorlar. İzmir token'ın çıkarttığı bu NFT'lerle de spor müsabakalarında öncelik, restoranlarda, gece kulüplerinde ayrıcalık, mesela gittiniz. İzmir token'ın NFT'si var elinizde, gösterdiniz. Bir nevi VIP statüsünde bir yere giriş yapıyorsunuz gibi. Ayrıca festival, sinema, tiyatrolarda ayrıcalık. Mesela sırf elinizde o NFT var diye aylık çok gidilen, çok istenilen bir tiyatroya bilet ya da bir filmin galasına davet. Yani şu an sadece hayal kuruyorum bunlarla neler olabilir diye. Bu şekilde. Onun dışında özel hastanelerde, polikliniklerde, güzellik ve spa merkezlerinde ayrıcalıklar. Az önce söylediğimi yakın şeyler olacaktır diye tahmin ediyorum. Alışveriş merkezlerinde, otoparkı kullanırken, valeyi kullanırken bazı öncelikler. Alışverişinizi yaparken İzmir token kullanırsanız ya da NFT'niz varsa atıyorum indirimler. İzmir'den söz ettiğimiz için spor salonlarında, beach club'larda, otellerde farklı ayrıcalıklar yine. Yani bunların hepsini o şehir token'ı olan İzmir'e özel token'ı elinizde bulundurarak ya da işte dediğim gibi NFT çıkardıklarında belki bunlardan bir tanesi elinizde olarak ulaşabiliyorsunuz. Bu yüzden de zaten hani bir işe yarayacağı için normalde nedir, bazı videolarımı hatırlarsınız. Şaka token'ı yaptığı zaman arkası boştur derim. Yani bunda topluluk varsa bir işe yarar, yoksa yapacak bir şey yok. Ama böyle bir token'da söyledikleri şeyler hayata geçirilebilecek şeyler. Ve normal hayatla blockchain'i bir arada buluşturduğunuz zaman bu adımlar atılabilirse birçok insanın kullanabileceği bir proje haline geliyor zaten. Bu yüzdendir ki zaten 15 milyon TL yatırım alıyor. Bir de Dubai'den de yatırımcılar aslında destek veriyor. Ve kripto borsasında ön satışa giriyor. Onlarla da anlaşmalı. Öyle de düşünebilirsiniz. Şunu da eklemiş olayım. Şöyle planları da varmış. Mesela lokal, işte global turistler İzmir'e geldiği zaman buradaki deneyimlerini İzmir token'a dönüştürüp bunlarla ekonomik bir değer karşılığını alabilecekler. Yani istiyorlarsa bunları satabilecekler ya da başka bir deneyime dönüştürebilecekler. Gidip bir müzede ücret ödemektense belki biletlerini bu token'la alabilecekler. Yani bir nevi takas özelliği de olacak gibi düşünün. Lafın kısası, anlatmaya çalıştığım şey, yeni bir konsept, ilk defa oluşmuş bir konsept. Normalde projeler ilk geldiği zaman atıyorum bir metaverse olsun, NFT'ler olsun, play to earn olsun, watch to earn olsun, bu tarz şeyler geldiği zaman ilk projeler her zaman iyi bir anlamda patlayış yapan projeler oluyor. Birçok insana ulaşan projeler oluyor. O yüzden ben de tabii ki riskimi bilerek belki 2000, 3000, 5000 de olabilir TL civarlarında bir yatırım yapmayı planlıyorum. 29 Ekim geldiği zaman hislerime bağlı olarak bu biraz daha artış gösterebilir. Sadece o günü bekliyorum. Ama öncesinde de sizlerle bu bilgiyi paylaşmak istedim ki en azından o güne hazır olun. Böyle bir şey yapmak istiyorsanız. Ha bu arada BizetMEX borsası da şu şekilde. Daha öncesinde farklı bir coin'in ön satışından bahsetmiştim zaten sizlere. O coin'de de %20'lik, %30'luk bir
artış oldu. Şu an fiyatları ön satış civarlarında. Fakat onu nasıl yaptığımı şuraya koyuyorum. En azından zamanı gelince ön satışa da nasıl girebileceğinizi oradan da görebilirsiniz. Ama BizetMEX kripto borsalarını bilenler varsa çok basit bir şekilde kullanılabiliyor açıkçası. Bir tane buradan hesap açıyorsunuz. Kimlik bilgilerinizi verip KYC yani kimlik onayını yapıyorsunuz ve burayı kullanabiliyorsunuz. Ve direkt buradan ön satışa girebiliyorsunuz. Bu arada destek hatlarını da kullandım. Başka birkaç tane sorun vardı. Gayet hızlılar. Onu da söylemiş olayım. Hani şimdilik kullanımını iyi buldum. TL de çektim hesabıma buradan direkt banka hesabına. O da gayet hızlı. Yani haberiniz olsun kullanmak istiyorsanız. Ben gereken linklerin hepsini merak etmeyin aşağı vereceğim zaten. Evet süper arkadaşlar, umarız böyle bir token Türkiye'den çıkan güzel yerlere gelecektir. Hem Türkiye içerisinde hem de globalde. Bakalım 29 Ekim'de ve sonrasında da hangi adımları atacaklarını beraber göreceğiz. Şimdilik buradaki bilgileri yararlı bulduysanız beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında kripto ile online para kazanmayla yapay zeka ile alakalı hızlı bilgileri de Twitter'da paylaşıyorum. Onun da linkini aşağı koyuyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.